Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز قرآن مخلص لنا. بugün إن شاء الله قرآن ترتيل درس لجنين 11 درسنا أرجنامز. بو درس دبز جيم Shin va ya harflari xususida to'xtalamiz. Shuningdek, jim undoshi, shin undoshi va ya undoshlari bilan tanishamiz. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar. Tilning o'rtasi. Qattiq tanglay tafashshi. Jim, shin va ya harflari. Jim harfi yozuvda har ikkala tomondagi harflarga bir-ikki aloqadigan harflardan hisoblanadi. Bu harf o'zining shakldoshlaridan ostidagi nuqtasi bilan farqlanib turadi. U o'zidan keyingi harfga ulanganda satr ostidagi yarim doira shaklidagi satr osti qismi keyingi harfga ulanishi uchun ko'prik vazifasini o'taydi. Ya'ni u keyingi harfga ulangan vaqtda jimning o'sha pastki qismi tushib qoladi. Keyingi harfga ulanishga ko'prik bo'ladi. Va mana shu bilan u shaklini biroz o'zgartiradi. Keyingi harf shin harfi. Shin harfi o'zining shakldoshidan ustidagi nuqtalari bilan farqlanadi. Uning nuqtalari 3 ta. Har bir shakldagi har bir tishga bir nuqtadan qo'yilgan desak to'g'ri bo'ladi. Mana shu shinning demak shakldoshidan ajratuvchi xususiyati hisoblanadi. Shin harfi ham o'zidan oldingi va keyingi harflarga bir-ikki oladi. U o'zidan keyingi harfga birikkanda satr osti qismi keyingi harfga ulanish uchun ko'prik vazifasini o'taydi. 3-chi harf ya harfi. Bu darsdagi 3-chi harfimiz ya harfi. Ya harfi so'z o'rtasida kelganda ya'ni ikki tarafdagi so'zlarga birikkanda va o'zidan keyingi harfga birikkanda xuddi ba harfi bilan bir xil shaklda yoziladi. Undan farqi bu ya harfida nuqtalar juft, ya'ni ikkita keladi. Ikkitadan qo'yiladi. Va boshqa o'rinlarda, ya'ni yolg'iz yozilganda, faqat o'zidan oldingi harfgagina birikib kelganda esa ya harfi o'ziga xos shaklga ega bo'ladi. Bunda u nuqtasiz ham yozilishi mumkin. O'tgan darsda biz til orqa undoshlari, ya'ni qof va kaf undoshlari bilan tanishgan edik. Bu darsdagi o'rganadigan undoshlarimiz til o'rtasidan hosil bo'ladigan undoshlar hisoblanadi. Arab tilida o'rta til undoshlari o'zi 3 ta. Ularning barchasi bilan mana shu darsda tanishamiz. Birinchisi jim undoshi. Jim undoshi til o'rtasini tanglayga qattiq urish bilan aytiladi. Mana suratda ko'rib turganingizdek, tilning o'rtasi tanglayga, qattiq tanglayga uriladi va bunda urilish keskin qattiq bo'lganidan havo oqimi tamom to'siladi. Va shuning uchun jim undoshi portlab jarangli hosil bo'ladi. Jim undoshini doimo jarangli aytish kerak. Uni jarangsizlashtirib, masalan, chelashtirib bo'lmaydi. Bizning o'zbek tilida jim undoshi ko'pincha chega ham moyil aytiladi. Masalan, masjid so'zini machit deb chega aylantirib aytish bor. Biz o'rganayotgan jim undoshida esa bunday holatlar yuz bermaydi va bunday talaffuz qilish xato hisoblanadi. U doimo bir xilda jarangli jim shaklida tarzida talaffuz etilishi kerak.
Shuningdek, jim undoshini sirg'altirib aytish ham yaramaydi. Masalan, j, j kabi. Bu ham xato. Jim undoshi, demak, jarangli bo'lish kerak, portlovchi bo'lish kerak, sirg'aluvchi emas. Jim undoshini aytishdagi yana bir xatolardan biri uni yo'g'on aytish. O'sha til o'rtasidan aytaman degan harakatda yo'g'on aytish holatlari bor. Masalan, ajja, ja kabi. Bu ham xato. Jim doimo ochiq va demak yengil aytilishi kerak. Oddiy aytilishi kerak. Jim undoshi o'ta jarangli bo'lganidan uning talaffuzida demak havo oqimi ham, ovoz oqimi ham tamom kesilganidan u qalqala undoshlardan hisoblanadi va sokin bo'lganida qalqala bilan talaffuz etiladi. Endi jim undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 18-mashq. J G Ju Aj Ij Uj Maj Jam Jim Jum Zajiru Ajiru Fajiru Jarima هجر جار جيم جبل جهل مأجور مأجوج مجرم جوهر جورب جاهد مهاجر مهجور جوركم Endi ushbu mashqni biroz chaqqonroq suratda takrorlaymiz. J G Ju Aj Ij Uj Maj Jam Jim Jum Zajiru أجروا فجروا جريمة هجرا جاروا جيموا جبل جهلوا مأجوروا مأجوج مجرم جوهر جورب
جاهد مهاجر مهجور جوركم. Demek cim undaşını bana şunday til ortasından ayetişimiz lazım. Özbek tili de bolgen edek til aldı da ayetiş. Yani ki sırgaltırıp ayetiş. Bu biz örgeneyatken cimge nisbeten naqız. Belki hata, telaffuz, hesaplanadı. Nöbetteki undaş, şin undaşı. Şin undaşı til ortasından. Onun tenley bilen cüftleşişi. Ve hava akımının üşbu aralıktan sırgalıp ötüşü neticesi de hasıl buladı. Demek şin undaşı hem tül ortasından tenley, katlık tenley iştiraki de telaffuz etiledi. Bırak bunun cimden, cim undaşıdan farkı bunda tül tenleyge uğrulmaydı. Belki mene surette körüp türgenizdik tenley bilen tül ortasında az gene tırkış hasıl buladı. Ve mana şu aralıqdan havanın sırgalıp ötüşü neticesi de şin undaşı hasıl buladı. Şin undaşının telaffuzu da hava mahrajdan sırgalıp ötgeç ağızının içine bir yayılıp aladı. Yayılıp keyin taşkarıya çıkadı. Ve mana şu yayılış neticesi de şin undaşı da küçülü şavkun payda buladı. Ve mana şu hususiyeti bilen şin undaşı özge has sıfatke ege deyip karaladı. Bu sıfatını tecvid ilmi istilahı da tefeşi yani yayılış deyip aytiladı. Çünkü şin undaşı mahracda hasıl bulgeç ağız içi de yayılıp keyin taşkarıya çıkadı. Binabarın undaki mana şu hususiyetini icra kılışke daima hareket kılış gerek. Onu tıl aldıdan aytış. Yani ağız içinde öşe şavkun bilen yayılışını icra etmeyi doğru taşkarıya çıkadigan kılıp telaffuz etiş bu şin undaşının telaffuzunda üçreydigan hatalardan hesaplanadı. Mesela bana eş, eş, şe, eş, eş. Eğer şavkununu yukatsak mesela eş, eş, şe, şe tarzda etilse bu halde etkenimizdik. Hata telaffuz, naqız telaffuz hesaplanadı. Endi şin undaşı üstüde meşgulat kılışke ötemiz. 19. meşg. Şe, şi, şu, eş, iş, uş, roş, şer, şir, şur. Şek, şevku, şehru, neşru, şaşu, şerifu, şükru, şinu, şirku, müşriku, müşiru, meşrabe, meşriq, eşhuru, أشارة مأشوم
Nushiru. Mekşufu. Endi ushbu mashqni biroz chaqqonroq suratda takrorlab chiqamiz. Sha. Shi. Shu. Ash. Ish. Ush. Rosh. Shar. Shir. Shur. Shak. Shauqu. Shahru. Nashru. Shashu. Sharifu. Shukru. Shinu. Shirku. Mushriku. Mushiru. Mashrab. Mashriq. Ashhuru. Ashara. Mashumu. Nushiru. Makshufu. Til o'rtasidan hosil bo'ladigan 3-chi undosh ya undoshi. Ya undoshi til o'rtasidan uning tanglayiga jipslashgudek bo'lib yaqinlashishi va havo oqimining ushbu oraliqda bo'g'ilishi natijasida hosil bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, ya undoshi ham til o'rtasidan hosil bo'ladi. Qattiq tanglay ishtirokida aytiladi. Buning o'z mahrajdoshlari jim va shindan farqi. Jim portlovchi, unda til bilan tanglay to'qnashadi, bunda to'qnashmaydi. Shindan farqi esa, shin undoshida havo erkin sirg'alib o'tadi. Ya undoshida esa havo oqimi erkin sirg'alib o'tmay bo'g'iladi. Ovozning o'zi bardavom bo'ladi, lekin havo oqimining havo oqimi esa, demak, to'siladi. Mana shu xususiyati bilan ya shindan farq qiladi. Ya undoshi doimo til o'rtasida aytilishi kerak, uni til oldidan aytish to'g'ri hisoblanmaydi. Ya undoshini mana bizning o'zbek tilidagi so'zlardan agar o'xshashini qidiradigan bo'lsak, masalan, ayyom so'zi. Ayyom, hech kim ayyom demaydi, ayyom. Yeni ayyom deganda sal chuqurroqdan aytiladi. Yoyinki mana yu, yu deganda ye undoshi tiniq aytiladi. Biz o'rganayotgan ya undoshi ham mana shunga yaqin, ya'ni tiniq va til o'rtasidan aytilishi kerak. Ya undoshini tilning tanglayiga yopishtirib aytish durust bo'lmaydi. Masalan, ya, ay, ay kabi. Shu bilan birga unda havoni qo'yib yuborish ham xato. Masalan, uchun mana ay, ay, ya tarzida aytish. Bu ham ya undoshning talaffuzida uchraydigan xatolardan hisoblanadi. Shuningdek, ya'ni burun dimoq bilan aytish ham durust bo'lmaydi. Masalan, uchun ya, ya, ay, ay, anya, anya tarzida aytish bu ham ya undoshining talaffuzida uchraydigan xatolardan sanaladi. Endi ya undoshining ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 20-chi mashq. Ya. Yi. Yu. Ay. Ey. Uy. May. Yem. Yim. Yum.
Zeynu Beytu Ra'yu Ramyu Yemen Meymen Meryem Zeynep رأينا أيمن يمين يجاب يأمر بأمرين إليه إليهم كيف يكون ميامن زينين زينبين Endi ushbu mashqni takroran biroz tezroq suratda o'qib chiqamiz. Ya yi yu ay i uy may yem yim yum zeynu beytu ra'yu ramyu yemen meymen Meryem Zeynep Ra'ayna Eymenu Yeminu Yucabu Ye'muru Bi emrayni إليه إليهم كيف يكون ميامن زينين زينبين Demak bu darsda o'rgangan undoshlarimiz maxrajdosh undoshlar hammasi til o'rtasidan hosil bo'ladi. Lekin ular sifatlarga ko'ra, ya'ni talaffuz usullariga ko'ra bir-birlaridan farq qiladi. Va til o'rtasidagi birin-ketliklari ham ozgina farqi bor. Muhimi hammasi ham til o'rtasidan hosil bo'ladi. Bularning sifatlardagi asosiy farqi jim undoshida havo oqimi ham ovoz ham demak keskin qarshilikka uchraydi. Shu o'rinda bir istilohni men aytib o'tmoqchiman. Tajvid ilmi ulamolari nutq tovushlarining talaffuzida havo oqimi bilan ovoz oqimini farqlashgan. Misol uchun havo oqimi deganda shovqin nazarda tutilgan, ovoz oqimi deganda shovqinsiz tovushni o'zi nazarda tutilgan.
Mana misol uchun aytaylik, shin harfi. Shin undoshi. Shinda shovqin ham, ya'ni ovoz oqimi ham davom etadi, bardavom ijro bo'ladi. Va ovoz ham, ya'ni havo ham, ovoz ham. Misol uchun mana ash deganimizda havo oqimi ham, ovoz oqimi ham bardavom bo'lyapti. Lekin ay desek haligi shovqin yo'q. Ovoz bardavom davom etyapti. Ay ovoz kesilib qolmayapti, ovoz davom etyapti. Ay lekin havo oqimi, ya'ni shovqin yo'q. Shovqin demak to'silib qolyapti. Mana shu ikki mana shu istilohni juda yaxshi tushunib olishimiz kerak. Jimda esa ikkalasi ham to'siladi. Mana aj desek havo oqimi ham to'silyapti, shovqin ham va ovoz o'zi ham bardavom bo'la olmayapti. Aj ovoz kesilyapti. Mana shu sifatlar Alloh nasib qilsa bu qo'llanmaning keyingi bosqichida batafsil o'rganamiz. Hozircha shu shunchalik ma'lumot bizga yetarli bo'lib turadi. Mana shu sifatlar bilan jim, shin, ya undoshlari bir-biridan farqlanadi. Ya harfining vazifalaridan biri cho'ziq unlini ifodalash ekanini avvalgi darslarda o'rganib o'tganmiz. Ya harfi harakat qabul qilsa, sukun qabul qilsa, u ya undoshini ifoda etayotgan bo'ladi. Agar bu belgilari bo'lmasa, unda u cho'ziq unlini ifoda etayotgan hisoblanadi. Endi e'tiboringizga navbatdagi topshiriqni havola qilamiz. 19-topshiriq. O'rta til undoshlarining mahraj va talaffuzini aytib bering. Quyidagi savollarga javob bering. O'rta til undoshlari bir-birlaridan qaysi sifatlari bilan farq qiladi? Ya'ni qaysi jihatlari bilan bir-biridan farqlanadi? Jim undoshi mahrajdoshlaridan ajratib turuvchi qanday xususiyatga ega? Shin undoshiga xos bo'lgan qanday xususiyatni bilasiz? Bu darsda sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Alloh o'zi oson qilsin, ajru savoblarini tugal qilib ato etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.